Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda en son burada kalmıştık. Bundan önceki videolarda ne yapmıştık? Önce parçamızın temel akorlarını bulmuştuk. Ondan sonra o akorlar üzerine mesela do mi sol akorunu ne yaptık? Parçaladık. Yani Alberti bas haline getirdik. Bu şekilde bir eşliklendirme yapmıştık. Daha sonra bakalım. Şurada temel akor seslerinin temel sesini kullanarak oktav sesi yazarak bir eşlik yapmıştık. Eğer bunu dinlemediyseniz bir önceki videoları tekrar dinleyebilirsiniz. Daha sonra ne yaptık? Yine oktav seslerini kullandık ama bu sefer de tremolo yaptık. Bu sefer ezgimiz biraz daha canlı olmuş oldu. Birkaç sesi değiştirmiştik. Evet. Şimdi bu videomuzda da yine kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım birkaç farklı eşlik yine bu derste yapabilecek miyiz? Ben şöyle ezgimizi aldım. Yeni bir yere koydum. Alt eşliklerimi şu anda sildim. Evet. Şimdi burada da yine aynı akorlar üzerinden gidelim arkadaşlar. Yine akoru parçalayalım. Mesela do mi sol akoru var burada. Nasıl parçalayabiliriz? Bir örnek model daha bu parçaya uygun olarak. Yani her parçaya her akor tipi ya da her akor tipinin parçalanmış hali uymayabiliyor. Parçanın ritmine ya da duygusuna, tonuna, müziğine, rengine göre değişebiliyor. Burada da şöyle bir parçalanma yöntemi kullanalım. Yine do mi sol akoru olduğunu düşünün burayı. Do. Do'yu buraya veriyorum. Mi sol'ü buraya veriyorum arkadaşlar. Yani yine akorumu tamamlamış oluyorum do mi sol'ü. Ama birinci zamana temel sesi, ikinci zamana diğer iki sesi verdim. Bu şekilde akoru tamamlamış oldum. Şimdi aynı şekilde buraya da bunu koyabiliriz. Şu an burası biraz küçük duruyor. 120 idi sanırım öyle yapmıştık. Evet, burası da 120. Burası da 120. Tekrar göstereyim nasıl yaptığımızı. Şu ayar tuşunda yukarıda menüde yükselticimiz var. Yüzdeliğimiz. Bunu 120 yaptım. Mesela bunu 90 yapsam nasıl olur? Baya küçük olur. Yazacağınız parçaya, eşliğe, satıra göre bunları ayarlayabilirsiniz. Ben ekranda daha iyi görünsün diye böyle 120 yapıyorum. Evet. Şurayı yanlış yaptık. Ondan sonra evet, bu şekilde yaptım. Şimdi şuradaki akorum neydi benim? Hemen hatırlayalım. Bakın. Do, fa, la. Bunları unutmadık. Şöyle geldim tekrar. Do, fa, la'sa ne yapacağım? Do'yu buraya. Fa, la'yı buraya koydum. Evet. Bakın ana temeli bozmuyorum. Yani akor temelini bozmuyorum. Sadece eşlik modelini değiştiriyorum. Ve şu an bir önceki videolarda bahsettiğim gibi dinlemiyorum. Yani çünkü doğru olacağını biliyorum. Sadece ritmik yapı değiştiriyorum. Yani en azından armoni olarak, ses olarak doğru olacağını biliyorum. Bu fa'ya ne koymuştuk daha önceki videolarda? Do fa la koymuştuk. Evet, yine koydum. Buraya do mi sol koymuştuk. Bakın. Böyle küçük küçük. Buraya hatırladığım kadarıyla 5. dereceydi, değil mi? Burası sol si re akorunun olduğu yerde. Buraya ne koymuştuk? Bir si re sol. Hani çalınması kolay olsun diye do mi sol'den si re sol'e gitmesi çok kolay olur. Mesela şuraya 4 kullandığımızı düşünün. Tabii şurası da 5 olur. Evet. Buraya 5 kullandınız piyanoda çalarken. Buraya 2 bir bastınız. Örnek olarak yazıyorum. Tabii bunları siz yazarsanız düzenleyebilirsiniz. Buraya ne yaptınız? 3-1 yaptınız. 3-1 bastık mesela. Buraya da 5 gelir otomatikman. Evet.
Şurayı tekrar. Evet, bura doğru. Buraya ne gelir? Elimizin biraz pozisyonu değiştiği için 5'e geliyor. Burası da 3-1 olur. Bunları çalarak daha iyi yapabilirsiniz. Şuradaki görselle çok takılmayalım. Onlar bir şekilde kaydırılır, böyle düzeltilir. Bunlar biraz ince işler. Evet, bu şekilde olabilir. Bakın şuradaki oka tıklıyorum. İstediğim gibi oynatabiliyorum. Dediğim gibi en azından bu programı da biraz böyle çözmüş oluyoruz. Yani bilgim dahilinde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi nerede kaldık? Buraya ne geliyordu? Do, mi, sol. Evet. Eminim ki ben yazmadan hemen düşünüyorsunuzdur. Bu güzel bir şey. Buraya do, mi, sol akoru koymuştuk. Artık parçayı ezberledik. Bu 3 derste bayağı güzel oldu. Buraya do, fa, la koyduk. Evet. Buraya yine do, mi, soldü arkadaşlar. Evet. Böyle. Buraya si, re, sol. Çok güzel. Bu ezgi aynıydı. Bunu kopyaladık. Ay, pardon. Evet, bu şekilde kopyaladık. Tam denk gelmeyince kaymalar olabiliyor. Evet, şimdi böyle yaptık. Tabii geçen videolarda da bahsettiğim gibi ben biraz ne yapıyorum? Aynı ezgi varsa biraz oynuyorduk hatırlıyorsanız. Şeyle. Eşlikle oynuyorduk. Mesela şuradan örnek vereyim. Yani monotonluktan kurtulalım da. Şurada çok monotonluk yok da. Şurada vardı mesela. İkinci eşlik yapmıştık ya. Şurada. Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re. Altta ikilik akorlar vardı ama şurada ne yapmıştık? Bakın dinleyelim. Evet. Tabi bunlar daha güzel olsun diye şunu da yapabilirsiniz. Şuradan şu işaretlerimizi seçip burada her türlü işareti kullanabilirsiniz. Şu an Enter'a basıyorum arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bir daha dinleyelim. Bakın ne kadar güzel oldu. Yani şu aynı ezgiyi monotonluktan kurtardık. Şimdi bakın burada da şu ezgiyle şu ezgi aynı. Eşlik de aynı kaldı. Acaba ben bunu nasıl monotonluktan kurtarabilirim? Ama tabii bir önce baştan sona bir dinleyelim mi? Tekrar işareti koymayacaktım. Ben üçlü üçlü şöyle yazıyorum. Bitirişi de burası olsun. Arkadaşlar. Tabii şurası bitiriş olacağı için ben böyle yapmamalıyım. Ne yapacağım? Ya bir sadece do da kalabilir. Ya da böyle do mi sol bitirebiliriz. Şimdi zaten aklımızda şekilleniyor. Şu ezgiyle şu ezgi aynıydı ve bunu monotonluktan kurtaracağız. Önce şurayı bir dinleyelim. Evet, aynısı. Ama ben bunu istemiyorum. Biraz canlandıralım. Bakın ne yapabiliriz. Şuradaki kullandığımız dörtlük kalıp var ya, bunu ikiye böleriz. Yani bir yarı değerini kullanırız. Şöyle bakın şimdi. Tabi o zaman nota arttırmamız lazım. Evet. Bakalım. Evet. Sonra burayı da arttırıyorum. Burayı evet mi. Si kullandık. Re, re, re.
Ne yaptık? Do, mi, sol. Do, bu sesi do, mi, sol, mi, sol, mi, sol. Do, fa, la, fa, la, fa, la şeklinde çoğalttık. Bakalım şimdi dinleyelim. Evet, çok da güzel oldu. Evet, baştan şuradan bir kere daha dinleyelim. Bu şekilde bitti. Mesela buralara artikülasyon işaretleri kullanırsak tabii daha güzel olur. Onu söyleyeyim. Ya bunlar ben vakit kaybetmemek için kullanmıyorum. Çünkü çok zaman alıyor. Mesela bir daha dinleyelim. Şuraya bakalım. Aradaki farkı gördünüz. Buralar 8'lik değerinde çalıyor. Burası böyle daha 16'lık gibi çalmış oluyor. Yani staccato çalıyor. Yarısı kadar çalıyor sanki. Evet, bakın ne yaptık? Bir farklı eşlik modeli. Yani do mi sol akorunu bu sefer biz do sol mi sol şeklinde değil de do mi sol mi sol. Yani hafif vals gibi böyle 3-4'lük valsler oluyor ya. Tik tak tak tik tak tak şeklinde. Bak, onu göstereyim ben şurada. Şu şekilde vals ritmi 3-4'lük şekilde. Bu şekilde. Şimdi ben ölçüye geçersem buraya su satar. Evet, yani şu an 4-4'lük. Bu 3-4'lüğe de çevirebilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Hemen göstereyim. Şuradaki zaman işaretini tıkladık. Böyle geldik. Çift tıkladık buraya. İki kere tıklıyorum. Üst taraf. Üstteki rakam. Alt taraf, alttaki rakam. Öyle göstereyim. Evet. 3-4'lük yaptım. Bakın şimdi 3-4'lük oldu. Bundan sonraki ölçüler 3-4'lük devam edecek. Ama ben bu ölçüyü 3-4'lük. Bu ölçüyü de mesela 6-8'lik istedim. Bakın buradan itibaren de 6-8'lik devam edecek. Şimdi kontrol Z yapıyorum. Heh, geri aldım. Çünkü ben 3-4'lük istemiyorum. Bir daha geri alayım. Şu da gitsin. Bunu da silelim. Evet, burada farklı bir eşlik modeli yapmıştık arkadaşlar. Şimdi biz buna en son kaç eşlik vermiştik? Eşlik 3 demişiz. Bakın bu eşlik 4. Değil mi? Eşlik 4. Düzenlemeleri kendiniz yaparsınız. Şurası neydi? Eşlik 5. Evet. Tabi bunları sırayla çaldığımız zaman hani bir varyasyon gibi değil de sanki sol elin çeşitlenmesi gibi böyle ritmik akor çeşitlenmeleri gibi dinlemiş oluruz böyle. Zaten bu parçayı Mozart yazdı. Bunun orijinali 12 varyasyon tema üzerine 12 tane varyasyon kurmuş. Bunu da dinleyebilirsiniz. Linkin altında Mozart'ın parçasının ismini yazdım. Oradan parçayı bulup dinleyebilirsiniz. Şimdi ben ezgime yine alıyorum arkadaşlar. Buraya kopyaladım. Burayı da aldım. Buraya kopyaladım. Eşlik 5 yapmıştım. Şimdi ne yapıyorum? Eşlik 6. Bakalım ne yapacağız? Eşlik 6. 6 olmadı. Evet. Eşlik 6. Bakın biraz en baştaki eşliğe göre çalması daha da zorlaşıyor. Yani işte eşlikler böyle. Herkes kendi seviyesine uygun şekilde ya da öğrencisinin seviyesine uygun şekilde, çalacak kişinin seviyesine uygun şekilde bu eşlikleri tasarlayabilir.
Şimdi bu son eşliğimiz bakalım nasıl olacak. Şimdi bir deneyelim. Yine aynı akor seslerinden oluşan ama bu sefer de arpej kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi nasıl olacak. Hatta şöyle yapalım mı? Biraz daha register yukarıda olsun. Ben şunu bir oktav yukarı çekeceğim. Yapacağım şeye çünkü biraz çarpışabilir. Bir oktav yukarı çektim bak. Aynı ezgiyi yukarı çektim. Evet. Niye çektiğimi şimdi zaten anlayacaksınız. Evet, tuşuma bastım. Şimdi bakın. Neydi bizim akorumuz? Do mi sol ile başlamıştık. Bakın ne yapacağız şimdi. Bundan iki tane. Ne yapalım? Şeyi bozmayacaktık. Yani kolay çalmayı. Do falaydı. Evet, arpeji tamamladım. Si oldu. Evet, si'mizi do yapalım. Fa'da ne basmıştık? Yine do fa la. Mi'de ne yazdık? Do mi sol. Artık yani hızlı gidebilirim. Aynı şeyi yazacağım için zaman kaybı olmasın. Ne yaptık? Bunu yazdık. Re'de biz ne yapmıştık? Si, re, sol yapmıştık, değil mi arkadaşlar? Şimdi burada yine yapalım. Si, re, solumuzu kullanalım bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evet. Si, re, sol, si. Sonra ben yine do mi sol do mu alıyorum. Şu bir tanesini alayım. Ctrl C yapıyorum. Sadece şu bölgeyi seçip yapıştırıyorum. Evet. Şimdi do mi sol do hazır. Bakın solün altına do mi sol akoru kurmuştuk biz bir önceki şeylerde. Parçalarda. Tekrar ben buraya do mi solü kuracağım. Koyacağım. Koydum. Fa'nın altına do fa la do. Evet, bakın kurdum. Mi re. Mi'ye ne koymuştuk? Do mi sol do. Tekrar bir tane do mi sol do alıyorum. Şöyle kısa seçiyorum. Re'ye ne koymuştuk? Si re sol si. Şimdi bu si re sol si'yi unutmayalım. Orada bir şey söyleyeceğim. Şimdi aklıma geldi yine. Evet. Burayı da kopyaladım. Hop bitti. Sonra ana ezgimi kopyaladım. Tekrar yapmıyordum biliyorsunuz. O şeylere sonra gireceğim. Re. Evet, burayı da şöyle yapalım. Do, sol, do. En azından bir yöntem olsun. Evet. Dinleyelim mi? Bak dediğim gibi parçanın ana şablonunu bildikten sonra hani hangi akorlar girecek ve bu ana şablon dediğimiz neydi? Biz do majör tonda bu şarkı için ne belirledik? Birinci derece, dördüncü derece, beşinci derece. Birinci derece neydi? Do mi sol. İkinci derece fa la do. Pardon, dördüncü derece fa la do. Beşinci derece sol si re seslerini belirlemiştik. Onunla hareketle bakın eşlik çıktı. Şu an dinlemedik ve dinliyoruz. Bakalım ne çıkacak. Şu register'ı da bir yukarı aldık. Neden aldım biliyor musunuz? Biraz piyano rengini düşündüm. Şimdi şurada do do sol sol yaparken aynı do do burada olsaydı çarpışacaktı şu notalar ve burası bas, burası bas şey biraz şey kalacaktı. Sönük kalacaktı. O yüzden ben yukarı çektim. Bakalım nasıl olacak. Bence nefis oldu. Bir öneride bulunabilirim.
Az önce şu Sire Sol'ü unutmayın demiştim. Ben bu Sire Sol yerine arkadaşlar, hani şimdi en kolay hareket olarak düşünmüştük ya, biraz daha yani zorlaştırma demeyeyim de biraz daha uğraştırıcı olsun. Az bir şey uğraştırıcı olsun. Buradan sole atlayayım. Yanlış yazdım. Evet. Bakalım böyle nasıl olacak. Ben şurayı da şöyle kopyalamak istiyorum. Bunu nereye koyacağız? Evet. Bir buraya koyuyoruz. CTRL V yapıyorduk. Yani Ctrl V. Sonra bir de şuraya koyuyoruz. Yani burada Sire Sol yerine ben Sire Sol Si yerine Sol Sire Sol'u kullanmak istiyorum. Tam temel arpeji kullanmak istiyorum. Burada da bunu koyuyorum. Evet. Bu şekilde dinleyelim. Daha güzel oldu. Evet arkadaşlar, bakın bu eşliği de bitirmiş olduk bu şekilde. Şimdi bakın. Burayı böyle alabilirsiniz. Evet. Şimdi bir küçük bu parçada hemen sağ elle küçük bir oynayıp videomuzu bitireceğim. Bakın ne yapacağım şimdi. Ha. Ezgilik tek düze demiştik ya bakın. Şuralarda ezgi aynıydı. Sol elle oynadık. Bakın yöntem. Burada da ezgi aynı ama ben sol elle oynamak istemiyorum. Şuralara 16'lık yapabilirim. Yani çok hızlı duyulur o zaman. Çalması da zor olur. Şimdi bu sefer ezgiyle oynayacağım. Bakın şimdi. Pardon. Araya girmesi lazım. Ha. Bakın şimdi sadece ezgiyle oynadım. Ne dedik? Hep sol elle oynadım. Şimdi bu sefer sağ elle oynuyorum. Dinliyoruz şimdi. Evet. Ezginiz düz. Bakın. Bakın şuradaki küçük sol sol la ne kadar güzel. Bakın. Çok güzel bir renk kattı. Bu tarz şeyler de yapabiliriz. Arkadaşlar bu 3 videoda bu 3. video Yaşasın Okulumuz parçası üzerinde bayağı bir eşlik modeli çalıştık. Bir sonraki videolarda başka bir parça üzerinden devam edeceğiz. Çünkü her parçanın kendi kimliği var. Ama her parçayı da yine en baştan tıpkı bu parçada yaptığımız gibi temel derecelerini, temel akorlarını gerekirse biraz daha seviyemizi ilerletirsek yan akorlarını işte belki yedili akorlar kullanarak belki tonlar değiştirerek çeşitli düzenlemeler yapacağız. Ama bu seviyeyi çok yavaş yavaş arttıracağız. Birdenbire arttırmayacağız. Bunu bir ders olarak düşünelim. Artık sayısını ben de bilmiyorum. İmkanım olduğu kadar sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.